Yaşlanma yüzümüz de etkiliyor tabii ve özellikle orta yaşta, yani 40 yaş ve üstü bireylerde diş sağlığı da yaşla beraber değişiklik gösteriyor. En sık görülen problem tabii ki diş eti çekilmesi ve kemik erimesi. Özellikle menopoz sonrası hormonal değişikliklerle birlikte kemik erimesinin sistemik olarak da başlaması çene kemiğindeki eksimeleri de hızlandırıyor. Bir kere özellikle kadınların bu hususta dikkatli olması gerekiyor. Bu tabii erkekler de bu işten muzdarip oluyor elbette ki. Yine kemik erimesi bir numaraya oturuyor orta yaşta. Tabii daha önceden yapılmış diş hekimliği ile ilişkili tedavileriniz, bu ön bölgeye yapılmış olan lamineler ya da arka bölgedeki protezleriniz ya da dolgularınızın dönemsel olarak iyi kontrol edilmesi ve bozuk, eksik, kırık olanların çok da iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü onların bozuk olması, diş eti kenarlarının uyumunun bozulması diş eti enfeksiyonunu ve diş eti çekilmelerini tetikliyor. Diş eti çekilmesi gerçekten önemli bir sıkıntı çünkü diş eti kaybı olduktan sonra onu yerine koyabilmek çok zor ve kaybedilmeden diş eti sağlığının korunması gerekir. Aslında bunun için de yöntem basit, 6 ayda bir diş etinizi kontrol ettirip bir diş dış temizliği yaptırmanız belki de sorunuzu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu arada dişlerde aşınma söz konusu oluyor yaş ilerlediğinde. Diş gıcırdatma alışkanlığı olanların mutlaka bu problemini erken dönemde çözmesi gerekiyor. Ve tabii bir de ortodontist olarak söyleyebilirim ki en sıklıkla görülen şey 40 yaşından sonra dişlerde çapraşıklığın artması. Bu da daha çok 40 yaşından sonra tel takarak düzeltilebiliyor. Ve gerçekten proteze başvurmadan tel aracılığıyla dişlerinizi eski haline getirmeniz mümkün olabiliyor. 20 yaşlarınızda bu esnada unutmayın lütfen. 20 yaşlarda diş çapraşıklığını çok tetikleyen bir husus. O yüzden de 40 yaşından sonra dişlerinize daha iyi bakmanız gerekiyor diyebilirim.